Orfan Dili bu sene 11 Ocak 2024'e geldiği için bugün bu programı çekmeyi uygun gördüm. Regaip Kandili konusunda öncelikle tarihsel olarak bir bilgi vermem gerekirse, Regaip Kandili'nin genel olarak Müslümanlar tarafından Recep ayının ilk cuma gecesine denk geldiği söylenir. Regaip kelimesi sözlükte kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamındaki rahibenin cemisi yani çoğulu olan regaip kelimesinden alınmaktadır. Hadislerde ve fıkıh kitaplarında bol sevap ve mükafat, faziletli amel olarak regaibin kullanıldığını görüyoruz. Regaip gecesi Kur'an-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması da tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufi eserlerde Hz. Peygamber'in Recep ayının ilk cuma gecesi ana rahmine düştüğü ve Recep ayının ilk perşembe gününün oruç tutularak geçirilmesinin Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğuna ve bu geceyi ihya etmenin pek faydalı olduğuna dair rivayetlerin bulunduğunu görüyoruz. Tasavvufi eserlerde buna yönelik rivayetler olmasına rağmen bilhassa hadisçilerin Regaib'e yönelik bu tür rivayetlerin tamamen asılsız olduğuna dair bir muhalefet sergiledikleri de gözden kaçmamaktadır. Regaib kandilinde oruç tutulup tutulmayacağına dair farklı görüşler fıkıhçılar arasında olsa bile Regaib kandilinde tövbe etmek, dua etmek, istiğfarda bulunmak ve bu geceyi kutsal kabul ederek sırf Allah rızası için ibadetler yapmak genel olarak alimler tarafından hoş karşılanmış. Tabi burada şunu hatırlatmakta fayda var. Kandiller dediğimiz ya da İslam toplumunda kutsal geceler şeklinde bilinen gecelerin ne zaman ilk defa ortaya çıktığı tam olarak bilinen bir şey değildir. Çünkü Hz. Peygamber ve sahabe döneminde Kur'an'da ismi geçen Kadir gecesi dışında herhangi bir kutsal geceye atıf bulunmamakta. O yüzden de Kadir gecesi hatta o gecenin kutlanması gibi bir geleneğin de bulunmadığını görülmektedir. Ama sonradan ortaya çıkan Regaib gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi kutlamaları gibi kutlamaların ilk olarak hangi dönemde yapıldığına dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Fakat bunlara bizim toplumumuzda kandil denilmesi 3. Selim, 2. Selim döneminde Osmanlı Padişahı 2. Selim ki 1566-1574 yılları arasında saltanatta bulunmuştur. Camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılması geleneğinin 3. Selim döneminde başladığını görüyoruz. Ve bunu bütün hem Mevlid kandilinde ki Peygamberimizin doğduğu gün olarak kabul edilir. Hem Regaib, hem Miraç, hem Berat, hem Kadir gecelerinde yani 5 kutsal gecede de yapılmasından dolayı bu gecelere Kandil gecesi denmesinin sebebi budur. Regaib kandiline gelince İslam alemi ve Müslümanların çoğunluğu bu tür gecelere önem veriyorlar. Hatta Peygamberimize nispetle Allah'ın diğer toplumlara vermediği kutsal geceleri Müslüman toplumuna verdiğine dair bir takım rivayetler de ortalıkta dolaşıyor. Tabi regaib kelimesi kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli bağış anlamına gelmesine rağmen Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen geceler çerçevesinde doğrudan isminin zikredilmediğini görüyoruz. Burada yarın kutlanacak olan veya İslam toplumu tarafından yarın olduğu kabul edilen regaib kandili ile ilgili veya Regaib ile ilgili Diyanet İslam Ansiklopedisi Regaib maddesinde bu gecenin
olduğuna ve bu gecede bir takım ibadetlere dair bir takım rivayetlerin, hadis rivayetlerinin bulunduğu ve fakat bunların aslının olmadığına da dikkat çekilmiştir. Bu noktada Regaib gecesinin bilhassa peygamberin ana rahmine düştüğü gece şeklindeki bir değerlendirmenin kaynağının ne olduğu da bilinmemektedir. Çünkü böyle bir şeyin bilinmesi hem mümkün değildir hem de ayıp olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Fakat insanlar, burada mutasavvıfların bir prensibi vardır. Her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil şeklinde. Dolayısıyla insanların Regaib gecesi ya da Berat gecesi ya da Mevlid gecesi ayırmaksızın bütün geceleri Kadir gecesiymiş gibi ihya etmeleri Allah'a kulluklarının bir görevidir. Dolayısıyla herhangi bir geceye, bu kutsal geceye özel bir ibadet veya gündüzünde oruç tutulması şeklinde bir uygulama yoktur. Oruç kısmında Peygamber Efendimizin kimi zaman haftanın pazartesi ve perşembe günleri nafile oruç tuttuğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla bunu da bir sünnet olarak ortaya koymuştur. Dileyen insanlar pazartesi, perşembe günleri Peygamberimiz oruç tuttuğu için nafile oruç tutabilirler. Ama bir regaib orucu, bir miraç orucu, bir mevlid orucu diye bir oruç yoktur. Elbette ibadetler Allah rızası için yapılır ama Şatibi'nin de belirttiği gibi aslında insanların bid'at dediği şeyleri genelde ibadet icat etmek şeklinde ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani ibadetler Kur'an-ı Kerim'le ve Peygamber'in sünnetiyle izah edilmiş şekilde karşımıza durmaktadır ve biz bunlara zaten İslam esasları diyoruz. Onlar da nedir? Günde 5 vakit namaz kılmak, yılda bir ay Ramazan ayında oruç tutmak ve yine yılda bir sefer zengin olanların malının 1/40'ını fakirlere zekat olarak vermesi ve ömründe bir seferde hacca gitmek şeklinde temel İslam esasları dediğimiz esasları görüyoruz ve bunların başına da kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğunu, yani Allah'ın varlığının birliğine ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek şeklinde İslam'a giriş ritüelinin bu beşiyle tamamlandığını görüyoruz. Bunların dışında ayrıca Ramazan bayramı dışında Kurban bayramı dediğimiz zamanda kurban kesmenin de bir ibadet olarak karşımıza çıktığını görüyoruz ki bu Hazreti Adem'den beri süregelen bir ibadettir. Hazreti Adem oğullarına Allah'a kurban sunmalarını emretmiştir. Onlardan biri tabi kurbanın koç şeklinde veya herhangi bir kurbanlık hayvan şeklinde olması şeklindeki uygulama Hazreti İbrahim döneminde çıktığı kabul edilmektedir. Hazreti Adem döneminde çocuklarından biri tarımla, ziraatle uğraşırken biri hayvancılıkla uğraştığı için biri zirai ürünlerini kurban olarak sunmuş, biri de hayvanlarının en güzelini kurban olarak sunmuş. Ta o zamandan beri gelen ve Hazreti İbrahim zamanında Kabe'de hac esnasında hedi kurbanı dediğimiz kurbanı kesme geleneğinde Hazreti İbrahim'le başladığını görüyoruz. Bu kurban ibadetinin Hazreti Muhammed tarafından sünnet-i müekkede şeklinde algılandığı ve uygulandığı, yani haç emri geldikten sonra her haç mevsiminde hacca gitmese bile kurban keserek Peygamberimizin haç günlerini, teşrik günlerini ihya ettiğini görüyoruz. Ve mezheplerin çoğunluğuna göre bu kurban kesmek sünnet-i müekkede olarak ortaya konulmuştur. Ancak Hanefilere göre kurban kesmek vaciptir. Onlar bunu Kevser suresinden çıkarlar. Estağfirullah. İnne a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvelebder. Sen, biz sana Kevser'i verdik. İnne a'tayna kel kevser fesalli rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl, kurban kes. İnne şaniyeke huvelebder. O seni kınayanlar, ebder olanlar senin aleyhinde, soyu kesik olanlar senin aleyhinde olanlardır diye. Buradaki fesalli li rabbike venharı, fesalli Rabbin için namaz kıl ve venhar kurban kesi, Hanefiler herhangi bir namaz, herhangi bir kurban olarak değil, kurban bayramı haç günlerinde kesilen kurban olduğuna şeklinde yorumlamışlar. O yüzden de burada delaleti zanni olduğu için kurban kesmenin vacip olduğu hükmüne
ulaşmışlardır. Bunun dışındaki kelime-i şehadet ve kurban dışındaki bütün ibadetlere baktığımızda aslında onların da zaten Hazreti Adem'den beri bütün peygamberler tarafından insanlığa tebliğ edilen ibadetler olduğunu görürüz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya ve kardeşine Allah'ın namazı emrettiğini ve Yahudilerde namaz olduğunu görüyoruz. Hazreti İsa'ya namaz emredildiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in kendisinin namaz kıldığını ve Allah'a kendisinin ve soyunun namaz kılanlardan olması için dua ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde oruç ibadetinin de peygambere farz kılınırken kütübe aleykümü siyam kema kütübe alellezine min gablikum, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı denilerek oruç ibadetinin de geçmiş kavimlerde emredilmiş bir ibadet olduğunu görüyoruz. Hac ve zekat ibadetleri de aynı şekilde Hazreti Muhammed'le insanlara gelmiş sorumluluklar değil, ta Hazreti Adem'den beri gelen bütün peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği ibadet sorumlulukları olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede kutsal geceler ihdas etmenin Allah'ın günlerini uğursuz şeklinde ayırmanın İslam toplumunda ve İslam'ın doğasına aykırı bir tutum olduğunu söylememiz de gerekir. Yani Peygamber Efendimiz'den gelen bir hadiste, Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste üç şeyde uğursuzluk vardır. Atta, kadında ve evde şeklinde bir hadis gelmekte. Bu hadisi Hazreti Ayşe'ye aktardıkları zaman o hadisi eksik duymuş der ve hadisi düzeltir. Nedir Hazreti Ayşe'den gelen rivayet? Cahiliye döneminde üç şeyde uğursuzluk olduğuna inanılırdı. Atta, kadında, evde ve hadisin devamı da vardır. İslam'da uğursuzluk yoktur. Dolayısıyla yarın yakın bir zamanda Safer ayı geldiğinde Müslümanlar Safer geldi, uğursuzluk ayı geldi, bela ayı geldi, şu kadar namaz kılın, şu kadar dua edin, şu kadar sure okuyun diye başlayacaklar. Allah'ın peygamberi İslam'da uğursuzluk olmadığını söylerken bu cahiliye inancını sanki İslam inancıymış gibi insanlara dayatacaklar. Uğursuzluk olmadığı gibi bu kutsal geceler dediğimiz gecelere de özel bir ibadet yoktur. Bütün geceler kutsaldır. Her geceyi kadir bilerek hepsini ihya etmemiz dilekleriyle dinleyenlerin Regaib Kandili'ni tekrar kutluyorum. Allah'ın kendilerini yaratan yüce yaratıcı olduğunun şuurunda olan insanlar olarak hepimizin hayırlarla Ramazan'a erişmesi için çabalamamız gerektiğini hatırlatarak herkese iyi günler diliyorum.